Bu düştüğüm durumun baş aktörü sensin ihtiyar. Bunu unutma. Kirayı yükselttin. Bu deve ile aynı evde roommate olarak yaşamak zorunda kaldım. Vallahi şu anda resmen aile içi bir şiddet görüyorum ya. Ya bayağı bayağı dövdü mü yani? Bayağı bayağı böyle hırtlağıma yapıştı. Zor kurtuldum elinden ya. O kadar güçlü ki kurtulması da çok zor. Yarın öbür gün bu serhoş olup eve gelse sırf zevk için benim ağzımı burnumu dağıtsa iyi mi yani? Kızımızı kurtardınız ama bu serseriyi benim başıma bela ettiniz. Vallahi yarın öbür gün Mor Çatı'ya gitmeyi düşünüyorum. Aa, Burhan Bey var. Ne oldu ya? Serhoş mu bu? Yok canım. Üf, kas gevşetici almış. Böyle rüyada gibi elini kolunu tutamıyor. Burhan Bey biraz yumuşadınız mı bana karşı? Bak Beyli. Seni severim biliyorsun. Ama bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Öyle herkesin içerisinde... Belki de burası konuşma yeri değil. Değil mi? Aka. İfat, sizi rahatsız etmesem şurada bir yerde diksiyon egzersizleri yapabilir miyim? Yap tabii Burhan'cığım. Tabii. Oh, tamam. İyi akşamlar efendim. Uzun zamandan beri saç saça baş başa kavga görmemişim, seyretmeye geldim. Nasıl? Ortamı yumuşattım değil mi? Zevzeklik etme Bülent. İffet Hanım, bulabildiniz mi vazo mu? Hiç merak etmeyin Sedef Hanım. Bu evde hiçbir şey kaybolmaz. Ne gergin bir ortam. Güzel şeylerden bahsedelim. Matmazel, hayırlısıyla mahkeme ne zaman? Mahkeme sizin için güzel bir şey mi Bülent Bey? Ya sizim ayrılıyorlar, kurtuluyorlar. Mahkeme demek liberasyon demek. İbiş ne memiş? Mahkeme içmiş. Mahkeme içmiş mi? Mahkeme içmemiş mi? Nasıl şeylerim Moşe? Siz bilirsiniz de. Burhan sırası değil lütfen. Sen kendi işine bak evladım. Doğru. Buyurun efendim. Vazonuz. Acaba nezaketinizi bozduğunuza değdi mi? Ben nezaketimi bozmadım efendim. Gelmişken almak istedim. Kaybolduysa da bulunsun istedim. Ne var bunda? Bulundu işte efendim bulundu. Güle güle kullanın. Bu vazo buydu olay. Aman efendim hiç sevmem bu vazoyu. Uğursuzdur. Kırılsa da kurtulsa. Uğursuz mu? Tabii genç adam. Bu vazonun birinci sahibi sadrazam bilmem kimdi. Evi yapmış. İkinci sahibi de bir kalem efendisiydi. Öldürülmüş. Üçüncü sahibi de Sedef'in anneannesiydi. Delinin teki. Aa, Bülent? Öyle ama bazı şeyler genetik şerif. Onun için ben bu vazoyu istemem. Efendim benim bu vazoya bu kadar değer vermemin sebebi... bu vazonun altındaki imzanın Çin'in en değerli, en hünerli ustasını... Ay ne oldu ayol? Bu vazo bizim değil ayol, sahte. Ne? Tevekkeli değil, hafif geldi elime. Altında imzası da yok. Şurasında bir kırık vardı, o da yok. Dur bakayım, rengi de biraz... Fazla mı beyaz ne? Siz bana sahte bir vazoyu kakalamaya mı çalışıyorsunuz? Delirdiniz misiniz Sedef Hanım? Biz dolandırıcı mıyız? Bizim eve nereden geldi bu sahte vazo ya? Efendim piyasada bu vazoların sahtesi de var, gerçeği de var. Boy boy, renk renk. Canım belki bu vazo bize hediye geldi, farkında değiliz anne. Onun için mutfaktaki o dolaptaydı. Biz gerçeğini aramaya devam edelim en iyisi. Tabii canım, olay yapmayın. Yapma ya. Vazonun sahtesini bulmuşlar, elime tutuşturuyorlar. Resmen hırsızlık bu, hiç beklemezdim sizden. Aa, sizinki de saygısızlık şimdi artık. Sedef Hanım,
Hanım! Hanım, Sedef! Sen bize hırsız mı diyorsun yani? E bunun başka adı var mı? Antika mı aldınız, sahtesini veriyorsunuz. Aa! Ben senin antikana mı kaldım? Kalmışsın işte. Bana sahte kakalıyorsun. Aklınca değil mi ha? Yer miyim ben, yer miyim? Sahtecilik yapıyorsun sen, sahtecilik! Ay! Hadi, ay! Anneciğim, ay! Sakin ol! Ay. Tutmayın beni! Asıl beni tutmayın! Ay, evet! Sedef teyze lütfen! Terbiyesiz, görgüsüz! Ya tutsanıza Bülent Bey. Bırak kızım, boş ver. Açılırlar, rahatlarlar. Çok ayıp. Çok ne demek çok ayıp? Sen karışma. Kokona! Edepsiz! Kokona! Sensin! Ay, ne edepsiz seni! Görgüsüz! Anam! Uyuma sen onunla İbon! Siz karışmayın Burak Bey! Anam! Anam! Ne oldu ya? İki, üç, üçtirdi ya! Ana! Ne yaptı ya sen bana? Geri, geri! Nasıl oldu ya? Bana bir tane bir vurdum, o anda çakıl taşını şu anda yuttum. Niye gidiyor acaba bu şimdi? Ana! Ya senin hiç elin ayarı yok mu? Hastaneye götürün beni! Hastaneye götürün! Hastaneye götürün! Gel, gel. Ana! Ambulans, ambulans! Af, bildin taş. En sevdiğim şey ne haber ya? Geldik işte, nasıl olsun? Hadi görüşürük, selamlar. Of, bayağı bir çeri yaptım burada. Burhan Bey, taşımız tam şurada gözüküyor. Taşımız. Ya doktor bey, nasıl böyle şefkatle benimseyerek bahsediyorsunuz bu taştan? Verecek miyim yoksa? Estağfurullah canım, olur mu hiç öyle şey? Şanslıymışsınız. Taş sivri değil. Boğazdan mideye kadar sorunsuz bir şekilde inmiş. Bu taşı ya biz alacağız ya da doğal yollardan çıkmasını bekleyeceğiz. Peki siz alırsanız herhangi bir kesip biçme falan olacak mı? Tabii haliyle. Ha ya da ağızdan bir hortumla mideye kadar girebiliriz. Hortum. Ya şu makbilenin başıma getirdiği şeylere bakar mısın? Çektiğim şeylere bakar mısın? O zaman bu doğal yollardan çıksın gitsin. He? Defolup gitsin o zaman. He, çıksın gitsin doğal yollardan. Bizce de en doğrusu bu. Doğal yollardan çıkmasını beklemek. Burhan Bey affedersiniz, bu taşı nasıl yuttunuz acaba? Şeker falan mı sandınız? Doktor. Taşı herhalde şeker zannedecek kadar gerizekalı değilim ben yani, değil mi? Ben üniversite mezunuyum ve şu anda bir dergide, büyük bir dergide idari müdürlüğü yapıyorum. Ayrıca İstanbullu çok çok kokan eskilere dayanan Nişantaşı çocuğuyum. Nişantaşı çocuğu. Nişantaşı çocuğuyum. Ha, ne oldu ki? Hiç şive biraz tuhaf geldi de. Ne? Neyse, efendim lifli gıdalar yiyoruz ve bol bol hareket ediyoruz. Geçmiş olsun. Merci doktor. Go. Of. Doğal yollardan çıkarken doğal yollara zarar verecek mi acaba? Aa, Burhan Bey. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Senin hiç elinin ayarı yok bak bile. Uzak dur benden. Ya gerçekten istemeyerekten oldu. Ben de çok üzüldüm. Tabii. Ah Meral hemşire ne haber ya? Geldik işte. Sonra anlatırım. Bazı olaylar oldu. Görüşürük. Hadi hoşça kal. Bak bile. İkimizin yolları bundan sonra ayrılır. Ne diyorsun Burhan Bey ya? Bak bile kusura bakma. Sen benim için hayati tehlike arz ediyorsun. Değil seninle evlenmek, değil sevgili olmak, seninle 5 metre bile yakında olmak istemiyorum. Ciddi söylüyorum. Ya ne diyorsunuz ya? Ama anam. Aa, hareket var ya burada. Doğru. Aa, doğal yolla çalışmaya başladı. Çıkışa geri düşüyoruz. Daha yukarı. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izade'den.
sonra köprü.